Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere Flowchart Video Programming Language programı ile bir algoritma yapmıştık. Ve sizlere arkadaşlar bu algoritma ile nasıl kurdum göstereceğim. İnternette zaten yazınca arkadaşlar her linkten bulabilirsiniz. Şimdi burada FLV diye bir şey var. Klasörümüz var. FLV diyoruz ve yine FLV. Tamam. Geldik arkadaşlar. Burada setup yazıyor. Buna basıyoruz. Evet diyoruz. Ve basıyoruz arkadaşlar. Copying file is placed standby. Bakın gördüğünüz gibi burada mavi ekran geliyor. Okey diyeceğiz. Şimdi en çok karıştırılan bölüm burası. Exit setup demeyeceğiz. Change directory de demeyeceğiz. Şu bilgisayara basacağız. Ve buna yine şöyle göstereyim. Continue diyeceğiz. Ve kuracak zaten. Ben zaten kurduğum için arkadaşlar zaten no diyeceğim. Evet. Anladım. Zaten çıkmıştım arkadaşlar. Şöyle alt artı tab yapalım. Nereye geleyim? Şöyle masa üstüne gelelim. Aynen. Şunu kapatın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzgün yüklenmesin. İptal diyelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben zaten kurmuştum. Açılınca bakın Flowchart Video bakıyorum. Böyle bir şey diyor. Şimdi tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yine bastınız ve bakın geldi. Gördüğünüz gibi biz neler yapmıştık? Bir hesap makinesi kurmuştuk. Ve onlara mesaj birinci sayı first number değişkenin adına x diyelim. Sonrasında da arkadaşlar yeniden koyuyoruz bundan ve onun adı da ikinci sayı onun adı da ikinci sayı arkadaşlar. Ama biz buraya second number yazıyoruz. Tabi biraz daha zorunda değilsiniz. İkinci sayıyı gir, birinci sayıyı gir. Şeyler de yazabilirsiniz. Yani ben yazmak istiyorum yalnızca. Y diyeceğim. Yani ben yazmak istediğim için arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapabilirsiniz. Act yani dikdörtgen alıyoruz. Aritmetik işlemler. İşlenen bir x. Bu sefer de çarpma yapsın. İşlenen y. Gördüğünüz gibi. Sonuç değişkenimiz ne olacak? Belirliyoruz z. Evet. Böyle oldu. Şimdi out diyelim. Sonuç. Sonuç. Total. Arkadaşlar siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Ve buraya gelecek değişkenimizin adı z. Evet yaptık. Ve en sonunda end bloğunu koyuyoruz. Şimdi sonra bundan buna çizgi pardon bundan buna sonra şuradan bağlaya basıyoruz. Buna bağla. 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 Ve yine bağla. Gördüğünüz gibi bağladı arkadaşlar. Oynat diyeceğim. Projeyi isterseniz kaydedebilirsiniz, kaydetmeyebilirsiniz. Ben kaydetmeyeceğim. Şimdi first number. Gördüğünüz gibi böyle hesap makinesi oluşmuştu. Diğer videoyu izleyenler bilebilirler. 65 koyacağım. İkinci sayıyı 25 koyacağım. Ve 1625 çıktı. Tabi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben bunu çarpmaya ayarladım. Fakat şöyle yapacağız. Islah işlemi ne yapabilirdiniz? İşlemi bölme yapabilirdiniz. Şimdi öyle deneyelim. Oynat. Ben yine hayır diyeceğim. Ama kaydetmek istiyorsanız evet'e basacaksınız. Şimdi 98'i 23'e bölelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir sayı çıktı. Hani böyle. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitmiştir. Hesap makinesini kurmuştuk ya arkadaşlar. Şey yapacağız hemen bunu. Buradan zaten programın kopyası var mı bende? Aynen arkadaşlar. Aynen var. Evet. Arkadaşlar diğer videoyu da izlemeyi unutmayın. Hesap makinesi için başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.